Bir YouTube videosu hazırladık ve sesimiz çok gürültülü, cızırtılı veya arka planda çok fazla ses geliyor. Ya da farklı bir senaryoda ekipmanlarınız çok çok iyi değil fakat çok güzel içerikler üretiyorsunuz fakat sesle alakalı problemleriniz var. Adobe'nin geliştirmiş olduğu mükemmel bir yapay zeka ile birlikte direkt tarayıcımızdan tüm sesimizi nasıl düzenleriz, nasıl kaliteli bir hale getiririz bunu birlikte yapacağız. Ve bunu yaparken tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor olmak gerçekten mükemmel. Gelin birlikte tarayıcı üzerinden çalışan Adobe Podcast Enchage'i birlikte inceleyelim. Açıklamalar kısmında linkini bıraktığım bu siteden tek bir tuşla arka plandaki tüm seslerimizi yok edip ses kalitemizi çok kaliteli bir şekilde yükseltebileceğimiz yapay zeka platformu burası. podcast.adobe.com/enhance sitesine giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi buradaki işlemleri uygulayarak bir tıkla bütün sesimizi düzenleyeceğiz. Ama bunun öncesinde ben sizler için arka planda gürültü olan bir video çektim. Gelin birlikte önce bunu izleyelim. Sonrasında gerekli işlemleri yaptıktan sonra tamamlanmış halinde birlikte bakalım. Şu an gördüğünüz gibi camı açtım ve arkadan bir trafik sesi geliyor. Aslında tabii ki bu trafik sesini televizyondan sizlere yansıtıyorum. Sadece Adobe'nin geliştirmiş olduğu yapay zekanın arka plandaki sesleri nasıl yok edebiliyor, bunu daha iyi sizlere gösterebilmek için bir deneme kaydı almak istedim. Amma bastınız kornaya be, yeter be deyip sonlandırıyorum. Şimdi gelin bu sesi Adobe'a atıp nasıl bir temizlik yapıyor bunu birlikte görelim. Biraz önce izlemiş olduğunuz arka tarafında gürültülü olan videomu ben Premiere'ime attım. Siz başka bir programda kullanıyor olabilirsiniz. Premiere vesaire takılmayalım. Siz DaVinci'de kullanıyor olabilirsiniz, Shortcut'ta kullanıyor olabilirsiniz, CapCut'ta kullanıyor olabilirsiniz. Yani programın bir önemi yok. Şimdi burada yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi ben bunu bir 10 dakikalık bir YouTube videosu olarak düşünüyorum ve bütün işlemlerimi tamamladım. Bütün montajımı yaptım. İşte efektlerimi ekledim, her şeyimi ekledim. Her şey tamam, sadece sesimde problem var. Videom bitti, kurgusu bitti. Hemen file tarafından export'a geliyorum ve medya diyorum. Ben bunu MP3 olarak çıktı alıyorum. MP3'e tıkladım, şöyle geldim, masaüstünü seçtim ve export dedim. Gördüğünüz gibi MP3 dosyası olarak videomu aldım. Yani sadece sesini aldım. Tabii işleme geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Beta'da olduğu için sadece 500 MB'a kadar bir ses dosyası atabiliyorsunuz ve maksimum uzunluğu 1 saat olması gerekiyor her bir upload için. Aynı zamanda da günlük 3 saatlik ses çevirme hakkı bizlere tanıyor ki zaten 10 dakikalık, 15 dakikalık video yaptığınızı varsayarsak bir gün için geçerli sınırlamalar bizlere fazlasıyla yetecektir. Ses dosyamı aldım, tuttum ve direkt buraya bıraktığımda gördüğünüz gibi işlemler başlıyor. Ve neredeyse 1 dakikadan kısa bir sürede ses dosyamı düzenledi. Hemen buradan download diyorum ve gördüğünüz gibi ses dosyamı düzenlenmiş bir şekilde indirdim. Sonra yapmam gereken şey buraya geliyorum ve tüm videolarımı seçiyorum. Sağ tıklayıp unlink diyorum. Ve sonrasında buradaki ses dosyalarını siliyorum. Ve hemen indirmiş olduğum ses dosyasını alıyorum ve direkt bu görüntünün altına bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi yeni ses dosyamı altına eklemiş bulunuyorum. Hemen ben bunu export diyorum. Buna düzenlenmiş diye not alıyorum. Kaydet diyorum. Ve bunu direkt High Quality 1080p olarak export alıyorum. Exportumuz bittiğine göre gelin birlikte videonun düzenlenmiş halini izleyelim. Şu an gördüğünüz gibi camı açtım ve arkadan bir trafik sesi geliyor. Aslında tabii ki bu trafik sesini televizyondan sizlere yansıtıyorum. Sadece Adobe'nin geliştirmiş olduğu yapay zekanın arka plandaki sesleri nasıl yok edebiliyor, onu daha iyi sizlere gösterebilmek için bir deneme kaydı almak istedim. Amma bastınız kornaya be, yeter be deyip sonlandırıyorum. Şimdi gelin bu sesi Adobe'a atıp nasıl bir temizlik yapıyor bunu birlikte görelim. Ve gördüğünüz gibi tek tıkla ve çok kısa bir sürede ses dosyamı mükemmel bir hale getirdim. Sesim daha profesyonel, daha net ve arka plandaki sesler yok olmuş bir biçimde elime ulaştı. Siz de bu yöntemle çok rahat bir şekilde ses dosyalarınızı düzenleyebilir, daha kaliteli içerikler üretebilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.